Merhaba, ben Gülşan. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu hafta sizinle melek kapı süsü yapacağız. Melek süsümüz için beyaz makrome ipi kullanacağım. Saçları için hardal renk makrome ipi ve kemer için de krem rengi makrome ipi kullanacağım. Ahşap boncuk, makrome tarağı ve 15 santim ahşap halkaya ihtiyacımız var. Siz istediğiniz çapta bir halka kullanabilirsiniz ama bu boy yeterli bana göre. Melek ve kanatları için beyaz makrome ipini kullanıyorum. Öncelikle meleği ne kadar yapmak istediğimi belirliyorum. Yaklaşık 30 santim benim için yeterli olacak. Tabii ipi keserken 2 kat uzunluğunda kesiyorum. Yani 60 santim uzunluğunda. 8 adet ip kesiyorum. Bu 60 santimlik 8 adet iple meleğin kıyafet kısmını yapacağız. 30 santim uzunluğunda bir ip daha kesiyorum. Bu ip meleğin kolları olacak. Saçları için ölçü alıyorum. Saçlarının uzun olmasını istedim ben. Meleğin elbisesi için kestiğim ipleri baz alarak saç ölçüsünü belirliyorum. Saçları da yaklaşık 25 santim uzunluğunda yapacağım. Tabi keserken 2 katı büyüklüğünde kesiyorum, yani 50 santim olarak 10 adet ip kesiyorum. Bu iplerin büklümlerini ayırarak kullanacağım. Sizde tek büklüm ip varsa 20 adet ip kesebilirsiniz. Kemeri için de 60 santim krem makrome ipinden kesiyorum. Beyaz ipten 1 adet daha 60 santim uzunluğunda ip kesiyorum. Aslında 60 santim yapmanıza gerek yok, 30 santim olarak da kesebilirsiniz. Bu ipi elbise iplerini sabitlemekte kullanacağız. Elbise için kestiğim ipleri uçlarından eşitleyerek ikiye katlıyorum. 60 santim uzunluğunda kestiğim ipi kullanarak bu ipleri tam ortadan bağlıyorum. İpleri halkaya geçiriyorum. İplerin bir tutamını halkanın arka tarafına atıyorum. Bir tutamı da ön tarafında kalıyor. Bağladığım kısım tam ortada olacak. Elbise iplerinin arasına meleğin kollarını yapacağız. 30 santim olarak kestiğim ipi ortalayarak bu şekilde yerleştiriyorum. Elbise iplerini düzeltiyorum. Krem rengi kemer ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi ipin bir ucunu yukarıda bırakarak alt kısmında bir halka oluşturuyorum. Bu halka sayesinde kemere düğüm atacağız ve attığımız düğüm görünmeyecek. Halkayı oluşturduktan sonra tüm ipleri bu krem rengi iple sarıyorum. Yeterince sardıktan sonra ipin ucunu oluşturduğum halkadan geçiriyorum. Halkanın yukarıda kalan ucundan çekerek düğüm atıyorum. Bu şekilde düğümü kemerin iç kısmına gizlemiş oluyoruz. Fazlalık ipleri kesiyorum. Üstte kalan bu iplerden ahşap boncuğumu geçiriyorum. Bu üstteki ipten saçları geçireceğim ama saçların farklı renk olacağı için bu beyaz ip görünecek saçların arasında. O yüzden saçlar için kestiğim ipten küçük bir parça kesiyorum ve büklümlerini ayırıyorum. Bu büklümlerden bir tanesini kullanacağım. Bu ipi beyaz iplerle düğümlüyorum. Ve beyaz iplerin fazlalık kısımlarını kesiyorum. Sıra saçları yapmaya geldi. Saçlar için kestiğim iplerin büklümlerini ayırıyorum. Saç için jüt ipleri de kullanabilirsiniz. Onlar da güzel duruyor. İplerin uçlarından birleştirerek ikiye katlıyorum. Fazlalık kısımlarını kesiyorum. Saçları tam ortadan boncuğun üzerine koyduğum iple saçları sabitliyorum.
saçları bağlamak için kullandığım bu ipleri meleğin arka tarafından geçirerek düğüm atıyorum. Bu ipleri bu şekilde gizlemiş oluyorum. Ama siz bu ipleri saç uzunluğunda yaparsanız saç olarak da kullanabilirsiniz. Saçların bir kısmını halkanın arka tarafına geçiriyorum. Şimdi meleğin kanatlarını yapacağız. Bir kanadı için 32 santim uzunluğunda 50 adet ip kesiyorum. İki kanadı için toplam 100 adet 32 santim uzunluğunda ip kullanmış olacağız. Kanatları yaparken makrome yaprak yapımı tekniğini kullanacağız. Bir ipi ikiye katlıyorum ve halkanın dışından iç tarafına doğru alttan geçiriyorum. Diğer ipi de halkanın iç tarafından dış tarafına doğru üst taraftan geçiriyorum. Her ipin uçlarını diğer ipin halka kısmından geçiriyorum ve uçlarından çekerek düğüm atmış oluyorum. Sıradaki ipleri yaparken bu sefer tam tersi yapacağız. Önce ilk ipi halkanın dışından içine doğru üst taraftan geçiriyorum. Diğer ipi ise halkanın iç tarafından dış tarafına doğru alt taraftan geçiriyorum ve aynı şekilde düğümlüyorum. Kanatları yaparken bu şekilde devam edeceğiz. Dış taraftan içe doğru geçen ipi bir alttan bir üstten geçireceğiz. Aynı şekilde diğer kanadı da yapıyorum. Kanatlara daha sonra tekrar döneceğiz. Şimdi meleğin saçlarını ahşap boncuğa sabitleyeceğim. Öncelikle meleğin arka tarafındaki saçları sıcak silikonla boncuğa yapıştırıyorum. Yapıştırırken sağ taraftan 4 ipi sol tarafa, sol taraftan 4 ipi de sağ tarafa atıyorum ki saçları bağladığım ip belli olmasın. Diğer ipleri de ahşap boncuk görünmeyecek şekilde yapıştırıyorum. Meleğin ön tarafındaki saçlarına geçiyorum. Yine saçların bağlama noktası görünmesin diye sağdan 3 ipi sol tarafa atıyorum. Sağ taraftaki iplerden 5 tanesini ayırıyorum ve diğer ipleri ahşap boncuk görünmeyecek şekilde yapıştırıyorum. Ayırdığım 5 ipi kendi çevresinde döndürerek şekil veriyorum ve bu şekli ahşap boncuğa yapıştırıyorum. Saçların sol tarafından bu sefer 6 ipi ayırıyorum. Ve diğer ipleri yine ahşap boncuk görünmeyecek şekilde yapıştırıyorum. Ayırdığım 6 ipi yine kendi çevresinde döndürerek şekil veriyorum ve sabitliyorum. Sıra ismimizi yazmaya geldi. İsmi meleğin kolları arasına yazacağım. Öncelikle kollarına birer düğüm atıyorum ve düğüm noktasının altında İp kalmasına dikkat ediyorum. Çünkü bu kısımlara harf boncukları sabitleyeceğiz. Boncukları geçireceğim bir ip keserek büklümü ayırıyorum. İpin bir ucunu bantlıyorum ki boncukları rahat geçirebileyim. İsmin son harfinden başlayarak ipe geçiriyorum. İki isim olacak. O yüzden isimler arasına bir düğüm attım ben. Boncuklar oynamasın diye de sıcak silikonla birbirine sabitliyorum. Harf boncukları geçirdiğim ipi meleğin kol kısımlarındaki
iple düğüm atarak sabitliyorum. Ben bir de meleğin saçına krem rengi taç yapmıştım ama videonun o kısmı nerede hiç bilmiyorum. İpi büklümlerine ayırmıştım ve sonra kendim hafif büklüm yaparak sıcak silikonla yapıştırdım. Tekrar kanatlara geçiyoruz. Kanatlardaki iplerin büklümlerini açıyorum. Bir ipi geçirdiğimde 2 adet ipe dönüşmüştü. Büklümleri açınca bu sayı 4'e çıktı. Her dörtlü ipten yan yana olan birer tanesini birbirleriyle düğümlüyorum ki ipler sağlam bir şekilde ahşap halkada bağlı kalsın. Bu şekilde sağ dörtlüden en soldaki ile sol dörtlüden en sağdakini birbirleriyle 2 kere düğümlüyorum. Bunu her dörtlü ip için uyguluyorum. En yukarıda kalan ipi de kendi içinden geçirerek düğümlüyorum. Kanatların büklümlerini söküp düğümlerini attıktan sonra makreme tarağımla tarıyorum. Siz bu tarz sık aralıklı normal bir tarak da kullanabilirsiniz. Halkanın içinde kalan ipleri de dışa doğru tarıyorum. Tarama işlemim tamamlandıktan sonra kanatları sabitleyeceğiz. Ben Soy Style makrome sabitleştiricisini kullanıyorum. Bir kapak sabitleştirici sıvıya bir kapak içme suyu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bir sünger yardımıyla azar azar kanatları süreceğim. Süngeri sabitleştirici karışıma daldırdıktan sonra sıkıyorum ki fazla sıvı sürmüş olmayayım. Sünger yardımıyla azar azar kanatlara sürüyorum. Kanatların hem ön hem de arka tarafına bu sıvıdan sürüyorum. Bir kapak sıvı yeterli oldu hem ön hem arka taraf için. Meleğin saçlarını eşitliyorum. Fazla olan kısımları kesiyorum. Aynı şekilde meleğin kıyafet kısmının iplerini de eşitliyorum. Siz isterseniz meleğe ayak yapabilirsiniz. Bu iplerden uzun olan 2 tanesinin ucuna düğüm atıp diğer ipleri de bu 2 ipten daha kısa keserseniz ayakları olan bir melek yapmış olursunuz. Detaylı anlatım için daha önce hazırlamış olduğum meleği dallardan yılbaşı ağacı yapımı videomun içinden izleyebilirsiniz. Yukarıya kart bırakıyorum. Sürdüğüm sıvı kuruduktan sonra kanatları keserek düzeltiyorum. İsim kısmını da düz durması için meleğin elbisesine sabitliyorum. Meleği astıktan sonra kanat kısımlarını bu şekilde düzeltiyorum. Ben böyle üst üste daha dağınık dursun istemiştim. Siz daha sabit ve keskin kanatları olsun isterseniz keserken ona göre şekil verip gerekirse biraz daha sabitleyici sıvı kullanabilirsiniz.
için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca zile de tıklarsanız bir sonraki videodan haberdar olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.